Merhabalar. Anneler Günü indirimi nedeniyle yapmış olduğum alışverişi sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada Anneler Günü'nden evvel aldığım birkaç tane ıvır zıvır daha var. Onları da göstereceğim. Bir de yaptığım bir salaklıktan bahsedeceğim. Cumartesi günü bugün, yani Anneler Günü ile ilgili bir indirim olacağını biliyordum ama %50 olacağını tahmin etmediğim için Cuma gününden Watson's'a uğradığımda %30 indirimde Rimmel'den birkaç ürün aldım. Çok fazla almadım aslında ama Rimmel'in Cuma günü %30 indirimde olup Cumartesi %50'ye geçeceğini düşünmedim. Acele ettim, bir salaklık yaptım ama yani 10 lira civarında bir zararım olmuş oldu. Bunu söylüyorum, ben yaptım, siz yapmayın. Anneler günü, işte kadınlar günü falan gibi zırıltı günlerde biraz beklemekte fayda var. Onun dışında Migros'tan aldığım bir üründen bahsedeceğim. Bunu da Perşembe günü sanırım aldım. Bir arkadaşım tavsiye etti bunu bana. Şöyle yaklaştırayım iyice. Akne Sinamit diye bir ürün. Arkadaşım eczaneden almış. Bana hatta 1-2 ay evvel söylemişti. Ben hiç rastlamadım. Sonra beraber dolaşırken Migros'ta gördük bunları. Bunlar sivilce mendilleri. Yani sivilce mendili de çok acayip bir şey. Sivilce kurutucu mendil. Böyle 15 tane geliyor bir paketin içinde. 12 ya da 14 lira civarı bir fiyatı vardı. Yatmadan hemen yüzünüze sürüyorsunuz. Özellikle sivilceli bölgeye tamponluyorsunuz. Kurutucu etkisi var. Hakikaten var. Daha bir kere kullandım ama kurutucu etkisi var. Bu tarz ürünlerin işe yarayıp yaramadığı konusu biraz enteresan. Yani kullandığınız anda işe yarıyor ama bunlar benim gibi kronik aknesi olanlar için kesin çözüm değil. Kesin çözüm çeşitli ağır ilaçlar bazen olabiliyor. Bazen onlar da işe yaramıyor. Ben de çok ağır olmayan antibiyotikli sivilce ilaçları kullandım. Fakat onun sonucunda vücudumda başka bölümlerde aşırı kuruluklar falan oldu. Onun için bıraktım. Başka bir doktoru denemek istiyorum şu anda. Ama o dönem içinde, yani doktora henüz gitmedim. Gidene kadar da bu cins şeylerden yine deniyoruz. Bir de onun bir kremi var. Böyle Noel Baba çantası gibi kocaman çantanın içine tıktığım için şu anda kendisine ulaşabildim. Bu da jel olarak satılan kurutucu bir kremi. Akne Sinamit. Bu biraz daha pahalıydı. Ben fiyatını yanlış görmüşüm ama 30 lira civarında bir şey, tamamen jel kıvamında. Bunu da günde 2 kere 3 kere uygulayabiliyorsunuz. Daha henüz deneme aşamasındayım. Birer kere kullandım. Onun da şu anda hangisinden? Gratis'ten sadece tek bir ürün aldım. Gerisi hepsi Watson's. Ha, birkaç tane de Rossmann var. Bal Shelter. Benim rengim light medium olanını aldım. Light biraz fazla açık gözüktü. Medium'u da çok koyu gelebilir diye korktum. Orta renk. Daha sıkmadım bile. Biraz evvel aldım. İçi şöyleymiş. İçi kapalıymış. Neyse, sonra açarım. Yani kullananlar zaten biliyordur. Renkli nemlendirici yazın iyi olacağını düşünerek aldım. Gelelim Watson's'dan aldıklarıma. Bunları %50 indirimde aldım. Pure Beauty'nin BB krimleri. Çok enteresan oldu. 1-2 gün evvel ben de geçen seneden almış olduğum Pure Beauty'yi bitirdim. Çok az kalmış. Benim haberim bile yoktu o kadar az kaldığından. Havaları sunuyor. 1-2 kullanayım, deneyeyim. Ben bunu sevmiş miydim, sevmemiş miydim? Tam hatırlayamadım. Kullandım. Kapatıcılığı gerçekten fena değil. Kapatıcılığı yüksek. Biraz şey oluyor bu BB krimlerde ama özelliğinden kaynaklanıyor. Yani ışık, ne diyeyim, doğal olmayan ışık yüzünüze vurduğu zaman ya da kamerayla çekme yaptığınız zaman böyle bir beyazlık oluyor suratınızda ki SPF 30 olmasından da kaynaklanıyor. O oluyor ama onun dışında günlük hafif de bir bronzer sürdüğünüzde dışarıda öyle bir beyazlık sorunu yaşamadım ben. Bitenler videomda da göreceksiniz, bir tane bunlardan bitirmiştim. 24 lira civarı, 23.90 olması lazım fiyatı. Bir tanesini kendim aldım, bir tanesini Gülşahçı'ma aldım. Hatta birini bugün aldım, birini dün aldım. 2 adet ondan aldım. 2 tane de
Yine bitenlerde göreceksiniz benim sürekli kullandığım Olay'ın Active Hydrating, yağlı ve karma ciltler için olan şu nemlendiricisinden %50 indirim olunca 2 adet aldım. Sürekli kullandığınız ürünler için çok avantajlı oluyor. Rossmann'a bir atlayış yapalım. Çünkü elime bunlar geldi. Saç kremim bitti. En son Dawn'kini kullanıyordum. Rossmann'a uğramıştım. Isena'nın şu fiyatları da çok uygundu. Bunların 3 lira civarı bir fiyatları vardı. 3 ya da 4. 2 tane Isena'nın saç kremini aldım. Biri saç kürü, çabuk kırılan ve matlaşmış saçlar için diyor bu. Bu da Asya kürü diyor. Yıpranmış, bakıma ihtiyacı olan saçlar içindir diyor. 2 tane aldım. Bunları da deneyeceğim. Yanımıza koyalım. Başka Isena'nın minik el kremini aldım. Çanta videomda söylemiştim. Bunun kokusu da bu arada çok güzel. Daha evvel kullandım. O da bitenler videomda göreceksiniz. Çantamda taşıyacak kremim yok. Koca kremleri de taşımak istemiyorum. Schinerge'nin böyle bir ürünü çıkmış. Şöyle yakından göstermeye çalışayım. Train One diyor. Bu renkli nemlendirici fakat matlaştırıcı bir özelliği var. Baz olarak kullanabiliyorsunuz. Geri kalan kısmı okuyamıyorum çünkü üstüne bir şey gelmiş ve şuradaki Türkçe etiket ıslanmış durumda. Uf, çok sıktım. Bunun da renkleri var. Ben bir numarasını almıştım. Bir de iki numarası var sanırım. Şöyle rengini göstereyim. Bu hakikaten böyle önce biraz cıvık gibi geliyor ama sonra ciltte böyle mat duruyor. Şimdi elden çok anlar. Kokusu, yani çok bayıldığımı söyleyemem kokusunu. Pürüzsüz böyle yumuşak bir yapısı var. Ben bunu baz olarak kullanıyorum ya da sadece nemlendirici gibi kullanıyorum. Bunu kullandığım zaman üstüme, hatta şu anda suratımda var, üstüne muhakkak bir şey kullanıyorum. Zaten sanırım renkli nemlendiricide de aynı problemi yaşayacağım. Biraz kapatıcılık problemi var benim için. O da yüzümün tüm bölgelerinde değil, sadece çene bölümünde olduğu için renkli nemlendirici ya da bu tarz bir şeyi kullanıp sadece sivilcelerimin üstüne kapatıcı sürüp üstüne de hafif bir pudrayla yazı geçirmeyi planlıyorum. Aksi takdirde yazın fondöten sürmem imkansız. Zaten sürsem de akacağı için daha çirkin bir görünüm olacak. Onun için gereksiz. Bu arada işte kapatıcı arayışında olduğum için dediğim gibi kullanmak için Sinerjeni yine bir Rossmann'dan kapatıcısını aldım. Çok bayılmadığımı söyleyebilirim. Bu da 2-3 lira bir şeydi şöyle. Biraz fazla turuncu gibi. Şöyle bir ten renginden biraz daha koyu geldi bana. Bu da 2 numarası mıydı? Bunu 2 numara almışım. Belki biri daha iyi olabilirdi, bilmiyorum. Ama başka kapatıcılarım var. Sonradan aldım. Onları kullanacağım sanırım. Başka geri kalan Watsons. Bunu bugün aldım. Bu indirimde değildi. Fakat zaten 5,5 liraydı. Bunu niye aldım? Bu Superdrug'dan ithal ettikleri Solay Light Texture diyor. Yani daha hafif bir yapısı olduğunu iddia ediyor. Daha büyük şişeleri, kocamanları da vardı. Ben bunu sadece denemek için aldım. Şu açıdan daha evvel de söylemiştim. Lazer epilasyona gidiyorum. Lazer epilasyonda cildinizi korumanız gerekiyor. Ve tişört giydiğim zaman kollarıma sürmek için güneş kremi arıyordum. Yüz için almıştım. Bir tane Rossmann'dan aldım. Fakat kokusu çok kötü. Çok ağır bir kokusu var. Onu çok kullanabileceğimi zannetmiyorum. Onun için küçük bundan aldım. Bunun daha evvel yüz kremini kullanmıştım. Fena değildi. Bunu bir deneyip böyle şey içinde olup hafif olması da aslında çok avantajlı.
bir yere falan taşırken kolay olabilir. Bir rimel çılgınlığı yaşadım diyebilirim. Bir sürü rimelden ürün aldım ve rimelin ürünlerini çok seviyorum bu arada. Ha, bunu da Maybelline Color Tattoo'ların neydi bu? Permanent Taupe rengi. Sütlü kahve gibi olan mat rengi. Bu ışıkta göremeyeceksiniz herhalde, ben gösteriyorum ama önemli olan ürünleri gösterebilmek. Bende bir sürü paint pot da var, bundan da iki tane var. Bunu özellikle gidip almamın sebebi mat renk elimde fazla bulunmaması. Hepsinde ufak da olsa bir ışıltı durumu var. Bu çok güzel mat bir renk. Onun için tabii kullanacağımı düşünüyorum. Başka geçelim. Rimmel'den aldım. Bu pudrayı sadece şu pudra değil bu. Ne? Alık. Şu görünüşü için aldım. Çok hoşuma gitti. Renkleri de güzel. Hafif ve doğal olacağını düşünüyorum. Bu da işte indirimde 8 lira civarı bir şeydi. Match Perfection Blush. Şöyle. Bu da kutusu. Bu kutularını hiç sevmiyorum. Bunların şu açılır kapanır. Şu kapak çok zayıf. Yani daha dandik olamazmış aslında. Yani çantama atıp taşırsam bunu herhalde çıtark diye kırarım. Onun için evde duracaklardan biri. Başka rimel yine Lash Accelerator rimel ve şey seti. Nedir? Göz makyaj temizleyicisi. Bunlar normalde de çok uygun fiyatları. 20 lira. İndirimde işte 10 liraya geldi. Kutusundan çıkmamakta ısrar ediyor. Neyse, zaten gösterecek bir şey yok. Şu set içinde olanlardan. Burada parlama mı yapıyor? Ne yapalım? Ve devam edelim rujlar ve kalemlerle. Bu benim kendi kalemimde arasına karışmış. O yeni aldığım bir ürün değil. Rimmel'in kaş kalemini aldım. Black Brown olan. Bunu da göstereyim. Bu da ben de daha evvelden kullandım. Golden Rose'un füme gibi olan bir kalemi. Aslında bu kalem şu anda kaşlarıma tam uyuyor. Fakat o kadar uzun zamandır boyaya gidemiyorum ki saçlarım şuraya kadar falan inmiş durumda. Gerçi çok büyük bir fark yok fakat yani tamam, kabul ediyorum. Rezalet durumda saçlarım. Boyaya gitmem lazım. Neyse, saçlarımı boyadığım zaman biraz daha renkleri açılacak ve daha kahve tonlu olacak. Onun için daha black brown, biraz daha yumuşak bir renk ve yapısı çok daha güzel Golden Rose'unkinden. Golden Rose'unki rengi şu anda tam olmasına rağmen zaten bu kadar hafif olduğu için renk uyuyor. Şu üstteki Golden Rose'unki böyle şey gibi soluk duruyor. Öteki çok daha yumuşak, daha rahat kullanılan bir renk. Denemek için aldım. Bir tane rengine bile denemeden, çünkü tester yoktu, bir dudak kalemi aldım ama en doğal dudak tonuna yakın rengi aldım. Çok da şeker bir şey var şöyle. Bu da 7-8 lira bir şeydi. %50'de 3-4 liraya geldi. Dudak kalemlerini sürekli alıyorum ben. Rimmel'in ilk defa alıyorum. 018 numara Addiction. Böyle bir dudak kalemini aldım. Bunu da şeylerle çok güzel olacağını düşünüyorum. Renginin almış olduğum Kate rujlarla. Kate rujları çok uzun zamandır istiyordum. İlk çıktıklarında Watson's'da gördüm. Ama bugün almayayım, sonra alırım dedim ve bir anda tükendiler. Hiçbir yerde bulunamıyorlardı. Özellikle 07 numarası herkes saldırdı. Sonra yavaş yavaş tekrar gelmeye başladı. Şu anda hepsi her yerde var. Ondan sonra da ben nedense almak istemedim. Gittim baktım, gittim baktım. Uyuzluğum tuttu. Almadım fakat şimdi indirimde olunca kaçırmak istemedim. Ve yapılarını, kokularını falan çok beğendim. İkisi aslında birbirine çok yakın. Biri 07 olan biraz daha şeftali tonu. 03 olan biraz daha nude. Yani tam dudak rengi benim için.
Şimdi baktığınız zaman çok fark etmeyecek ama dudakta yani birbirlerine çok yakın. Bu 07 olan biraz daha koyu. Biraz daha şeftaliye bakıyor. Bu daha nude bir renk. Yapılarını falan çok sevdim. Paketlerini çok sevdim. Bu görünüşleri bence çok zarif. Rimmel'in o diğer mor kapaklı rujlarından hiç haz etmiyorum. Görünüş olarak. Maybelline'in de o renkli kapaklı rujlarını sevmiyorum. Var bende ama bunların bu siyah ve şey burada da Kate yazıyor. Minik bir kalbi var falan. Çok seviyorum. Şu üstleri de şöyle yatay değil de düz olsaymış daha iyi olurmuş ama çok başarılı. Çok beğendim. Rimmel'in genelde %90 ürünlerinden memnun kalıyorum. Şimdiye kadar çok şikayet ettiğim bir şey olmadı. Bir tane maskarasını beğenmedim. Bir tanesini çok beğendim. 3 tane de bu rujlardan aldım. İlk bu Nothing But Nude 7 numara. Bunu dün almıştım. Beğenince bu ikisini de bugün aldım. Hatta koyu renk olan şu anda dudağımda. Renkleri de şöyle elime şıftırtayım ama bu açık renk olan 700 numara. Dediğim gibi o da tam ten rengi gibi bir şey olduğu için pek belli olmuyor. Dudakta da doğal bir görünüm yaratıyor. Şu en üstte dediğim gibi çok belli olmayan 700 numara. İkincisi 600 numara Carry On Cherry. Üçüncüsü de Infinite Plum 410 numara. Bir tane de çok güzel bir kırmızı vardı. Bir iki tane daha güzel aslında renk vardı. Ben çok pembelere gitmiyorum. Bir iki tane daha güzel renk vardı. Onları da zaman içinde alabilirim. Çok kullanışlı ve güzel olduklarını düşünüyorum. Özellikle bu koyu renkte dudak arasındaki çizgilere dolmadı. Ve mat, yani ben üstüne balmını sürmedim. İlerleyen saatlerde eğer dudakta kuruluk hissedilirse üstüne balmı da sürülebilir. Çok memnun kaldım. Çok beğendim. En son aldıklarım da bunlar. Anneler günü yaramazlığım da bu kadar. Bu sefer hiçbir şekilde şey demeyeceğim. İşte çok alışveriş yaptım da ne bileyim proje tempen yapacağım da bilmem ne de. Sonra yapacağım diyorum yapamıyorum. Hani yapacaktın diye kızıyorsunuz bana. Onun için hiçbir söz vermiyorum. Alışveriş yaptım, iyi ki de yaptım diyorum. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettikse affola. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.